Şunu dediler. Türk ordusu savaşamaz. Ama savaştır görüldü. 24 Ağustos günü ordu buraya çıktı. İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde düzenlenen konferansta Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin bekası için önemli olduğunu söyledi. Harekatın daha önceden yapılacağını ancak muhalefetin buna razı olmadığını savunan Caş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde bu harekatın planlandığını dile getirdi. Akdeniz'e gelince biz bu harekatı önceden yapacaktık. Yani Akdeniz'e girmeden yapacaktık ama siyaset var biliyorsunuz. Muhalefet buna razı olmadı. Başbakanı da razı olmadı ve iş uzadı. Yani reis başbakanken bu planlanmış. Aslında yapılması gereken Fırat'ın doğusunu ve batısını girip Suriye'yi işgal etmek. Fakat önümüzdeki engel şu. Suriye'de Irak diye bir devlet kalmadı arkadaşlar. Böyle bir devlet yok aslında. Fakat uluslararası hukuk şunu diyor. Bir devletin sınırlarını geçtiğin an işgal etmiş sayılıyorsun. 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk ordusunu hiçbir yönüyle zayıflatamadığına dikkat çeken Caş'ın, savaşamaz dedikleri Türk ordusunun harekatı başarıyla sonuçlandırdığını dile getirdi. Dünyanın en büyük ordusu bu ya. Evet, biraz gecikti ama o kasti bir gecikmeydi. Böylece meşruiyet oldu, fıkhını çıkaramadılar. Çok rahatsız oldular ve bir de yapamayacağız zannettiler. Ama gördüler ki, sonunda dedi zaten şey. Bunu yapacağımızı gördük. Kim söyledi? Dışişleri Bakanı da söyledi. Kendi getirdikleri Kor General de bunu söyledi. Biliyorlar bizim kim olduğumuzu. Caş'ın daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Kimse hapse atılmış ve en önemlisi moral gücümüze büyük bir yıkım olmuş. Değil mi arkadaşlar? Buna rağmen şunu dediler. Türk ordusu savaşamaz. Ama savaştır görüldü. 24 Ağustos günü.